Başkanım, ne emniyetten ne de TSK'dan müspet bir geri dönüş alamadık. Ama onlar da tüm birimleri alarma geçirdiler. Ben de elimdeki her bilgiyi paylaştım. Bir şey bulmamız lazım Nazlı. Böyle oturup izleyecek miyiz? Bir şey buldum galiba başkanım. Ya mesajın tamamını çözemedim. Bir kısmını çözdüm. Bir konum bilgisine ulaştım. Neresi? Hangi şehir? İstanbul. Tamam. Özel timi ara. 5 dakika içinde çıkmaya hazır olsunlar. Konum bilgisini paylaşacağız. Emredersiniz. Ne oldu? Gemilerin mi battı? Bir şey yok, iyiyim. Uzun zamandır seni böyle düşünceli görmemiştim. Ne düşünüyorsun? Seni. Ben buradayım. Yanımdayken de seni düşünüyorum ben. Nedir bu benden sakladığın şey? Çok merak ettim. Sakladığım bir şey yok. Arada olur böyle şeyler. Biraz para kaybettim de. Ne kadar kötü bir yalancı olduğunu söylemiş miydim? Doğru. Bazı şeyleri senin gibi beceremiyorum. Aa, kalbimi kırıyorsun. Her şeyin yolunda olduğunu duymaktan başka bir şeyle ilgilenmiyorum Levent. Her şey yolunda efendim. Teşekkürler. Rica ederim Keda. Bak. İyi misin? İşimin başındayım Neslihan Hanım. Gayet iyiyim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Dilediğiniz zaman çıkabilir durumdayız. Sen nasılsın? Onu soruyorum aslında. Kardeşini kaybetmiş bir abi gibi. Bugünler geçecek. Asıl geçerse kardeşim ölür. Bugünler geçmesin Neslihan Hanım. Asla geçmesin. Sonsuza kadar yas tutamazsın. Bana ne olduğu umurumda değil. Kardeşimin kanı yerde kalmasın. Tek isteğim bu. Bunu isteyen tek kişi sen değilsin. Emin ol. Bütün teşkilat arkanda. Eksik olmayın. Uzay. Ben bu bakışı biliyorum. Yine bir şeylerden şüphe ediyorsun. İşim bu benim. Bu bakış başka. Ondan bahsediyor Neslihan Hanım. Aklıma yatmayan bir şey var. Nedir? Her şeyin bu kadar basit olmasın. Belki de şans bu sefer bizden yanadır. Her şey istediğimiz gibi gidiyordur. Gerçekten bu söylediğinize inanıyor musunuz? Açıkçası her şey bu kadar basit olunca benim aklıma gelen tek şey... Ortada bir tuzak olduğu. Aynen öyle. Madem böyle düşünüyorsunuz açıklayın. Tabii. Telefonda kraliçeye dair hiçbir şey yok. Sanki birileri bütün mesajları silmiş de bizim bulmamızı istediği bir mesajı bırakmış gibi. Eğer bu iddian doğruysa bütün operasyonu durdurman gerekir. Yani bunu yapalım demiyorum ama yine de her şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Zaten öyle yapıyoruz. Peki ya benim dediğim gibiyse? Aslında telefonu bir çeşit bize tuzak olarak gönderdilerse? Neyi değiştirir ki? Elimizdeki bilginin peşinden gitmeliyiz. Altay Bey, haklısınız ama bilmediğiniz şeyler var. Affedersiniz ama dikkatli olmalıyız. İçim hiç rahat değil. Sen o yüzden buradasın Uzay. Ekibe bilgi geçelim. Tuzak ya da başka bir şey için dikkatli olsunlar. Bir tane de insansız hava aracı istiyorum. Emredersiniz başkanım.
İleride tuzak ya da pusu olabilir. Anlaşıldı efendim. Ciddi uyarı var. Her türlü tuzak ya da pusuya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.